Merhaba arkadaşlar, bugün 6 Mayıs 2018. Bugün Bowtie yöntemini, yani papyon yöntemini göstereceğim sizlere. Bu da bir eğitim kursu olarak karşınıza gelecek. Bowtie yöntemini Dave Landry bulmuştur. Bowtie yönteminde Dave Landry aslında bayağı uzun zamandır, senelerce borsa ile uğraşan biri. Onun kitaplarını da bulabilirsiniz. Değişik kitaplar yazmış. Daha 80'lerden yazdığı kitaplar hala okunmakta. sonra Bowtie yöntemi deniyor. Bowtie diyor ki kısaca. Ben papyon yöntemi olarak, papyon bağlantı yöntemi aslında. Pa papyon bağlama şekline benzediği için papyon bağlama yöntemi olarak da çevrilebilir. Bowtie'nin kullanıldığı iki alan vardır, birincisinde tren yönünü belirlemek için, ikincisi de tren yönünün değiştiğini anlamak için kullanılır. Trendler çok uzun süre devam etmediği için trende önce katılmak avantajlıdır. Bowtie'de yani papyon bağlama yöntemi denen yöntem de trendi önceden tanımanıza yardımcı olur. Örneğin yukarı trend bir yukarı doğru giden bir trend eğer gücünü kaybetmişse aşağıya doğru yönüne devam edecekse aşağıya doğru gitmeye başlayacaksa ilk başta bir düzeltme bekler ve bundan sonra devam eder. Aynı şekilde aşağıya doğru giden bir trend yukarı doğru devam edebilmek için yönünü yukarı doğru değiştirmesi için ilk başta böyle bir taban oluşturur ve düzeltmeden sonra yukarı doğru yönüne devam edebilir. Bowtie, papyondan geldiğini söylemiştik aslında. Papyon yöntemi, bağlama yöntemi. İlk başta gördüğünüz gibi bunu bir ortalama olarak düşünebilirsiniz. Bunu diğer bir ortalama olarak düşünebilirsiniz. Bunu da üçüncü ortalama, üç ortalama kullanarak yapıldığı için, bu da papyon bağlama şekline benzediği için, papyon bağlama yöntemi adını vermiştir bu yöntemi. Bu yöntemde 10 günlük basit ortalama 10 günlük basit ortalama yani standard moving average bu 2 haftaya denk gelmekte. 20 günlük eksponansiyel ortalama bu 4 haftaya gel denk gelmekte ve 30 günlük yani 6 haftalık tekrar eksponansiyel ortalama yani 30 günlük eksponansiyel ortalama kullanılmakta. Basit ortalama bütün fiyatlara aynı şekilde ağırlık verir. Eksponansiyel ortalamada en son olan fiyata yani dünkü olan fiyata daha çok ağırlık verir. Böylece basit ortalamadan daha hızlı hareket eder. <laughs> Bu haftayda örneğin 10 günlük ortalamamız şöyle çıkıyorsa 20 günlük ortalama şöyle ise Bu 10 günlük ortalama. 30 günlük ortalamanın da şu şekilde olması beklenir. Eğer böyle bir formasyon oluşursa trend yön değiştiriyor demektir. Yukarı trendi belirlemek için bu ortayda 10 günlük ortalamanın 20 günlükten 20 günlüğünde 30 günlükten daha büyük olması beklenir. Aşağı trendde de 10 günlük ortalamanın 20 günlükten küçük, 20 günlük ortalamanın da 30 günlükten küçük olması beklenir. İdeal bir papyon formasyonu için bu formasyonun 3-5 gün içinde olması gerekir. Örneğin şöyle bir formasyon ideal bir formasyon değildir. İdeal formasyon şöyle de olabilir. Bununla bunun arasında çok gün farkı yok ya da en ideali şöyle hiçbir gün farkı yok. Böyle kabul edilebilir formasyon oluştuktan sonra arayacağınız ikinci koşul trendin değiştiğini görebilmek için. Örneğin diyelim fiyatlar şöyle gidiyor. Daha sonra şöyle çıkmaya başladı. Boltayı da şuradan gösterelim. Fiyatların boltay oluştuktan sonra düşük dip ve düşük taban oluşturması gerekmekte. Düşük dip demek yani bu noktanın en düşük noktasından daha düşük, en yüksek noktasından düşük yüksekte bir nokta olması beklenir. Eğer trend çok hızlı ve güçlüyse şöyle bir formasyonda kabul edilebilir. Böyle bir formasyon. Yani sadece düşük bir yükseklik önceki bara göre alış noktası olarak kabul edilebilir. Bunun üstündeki yerlerde alınabilir. Şimdi grafiklerde bunu gösterdikten, teoriyi gösterdikten sonra örnek örnekler göstereceğim grafiklerde bu formasyonun nerelerde oluşmuş olabileceğini Geçmiş verilerde onu arayacağız. Merhaba, şimdi Borsa İstanbul grafiği üstünde. Boğutay aramaya başlayacağız. Geçmiş verilere göre. Tabi her zaman geçmişte grafiğin ortasında bu böyle olsaydı böyle olur demek kolay. Önemli olan grafiğin sağ tarafında bir şeyler bilebilmek. Ama bu örnek eğitim çalışması olduğu için sizi orta kısımlarda bir şey göstermeye çalışır. Burada kullandığım 20 günlük eksponansiyel ortalama, 30 günlük eksponansiyel ortalama. Burada günlük grafiğe geçmem gerekiyor tabii. Borsa İstanbul günlük grafiğindeyim. 2017'nin Ekim ayının 2017 Ekim ayı bunu siz de grafikte görebilirsiniz. Investing.com'a gittiğinizde 2017 Ekim ayının 20'sinde 10 günlük ortalama bu 20 günlük ortalama bu da 30 günlük ortalama. Burada bütün ortalamalar 10 günlük ortalama en aşağıda 20 günlük ortalama 10 günlüğün üstünde 30 günlüğünün altında 30 günlükte en yukarıda iken aşağı trend durumundan yukarı trend durumuna bir anda geçmiş. Böyle bir trendten değil, yukarı trend aşağı trendten yukarı trend geçtiği durumda Bovtay oluşmuş. Yani papyon bağı oluşmuş. Papyon bağı kısa bir sürede ortalama 3 günü falan bulmuş bunun oluşması. Çok kısa bir süre. Bundan dolayı buna doğru bir papyon bağı diyebiliriz aradığımız bu bağ oluştuktan sonra düşük tavan yani buna göre düşük tavan burada oluşmuş ve düşük dip öncekine göre düşük dip burada da oluşmuş. Böyle bir formasyon oluştuktan sonra almak için beklememiz gereken nokta önceki en yüksek noktanın geçilmesi yani 10.000 100.864 noktasının geçilmesi. Gördüğünüz gibi bura geçildikten sonra borsa yukarı çıkmış ve yukarı çıkmasına devam etmiş. Burada tekrar bir bow tie var. Bow tie'ı onu inceleyelim. Bu 10 günlük ortalama, bu 20 günlük, bu da 30 günlük ortalama. Yukarı trend bu bow tie değil çünkü en üst nokta 10 daha sonra 20 daha sonra 30 bu yukarı trend iken aşağı trend formasyonuna geçmemiş. Aşağı trend formasyonu yani 10 20 30 10 20 30 yukarı trend formasyonu bundan direkt aşağı trend formasyonuna geçmesi gerekiyor. Yani en üstte 30'un daha sonra 20'nin, daha sonra 10'un olması gerekir. Fakat burada 30 ortada kalmış. Yani direkt bir değişim olmamış. Onun için burada trend değişimi yok diyoruz. Zaten öyle de görünüyor. Yan gitmeye başlıyor. Bu formasyon nerede oldu diyebiliriz? 10 aşağıda, 20 onun üstünde, 30 da en yukarıda. Bu aşağı trend formasyonu kaç günde oluşmuş? Ortalama burada 3-4 günde oluşmuş. Ondan sonra fiyatlar aşağıya gitmeye başladı. Bu 10 günlük. 10 günlük önce yukarıdaymış. Bu 20 günlük. Bu da 30 günlük. Önceden Mart ayında diye görünüyor. Örneğin orayı örnek alırsak. 30 günlük aşağıda 10 günlük 30 günlük aşağıda pardon 30 günlük aşağıda şurada sonra 20 günlük şu 30 günlüğün üstünde ve 10 günlükte en yukarıda. Birden bir değişim olmuş en yukarıdan aşağıya sayıyorum. 10, 20, 30'dan 30, 20, 10'a değişmiş. Yani böyle tapa tas, tak, tas, taklak olmuş bu ortalamalar. Bu da üç gün içinde olmuş ortalama. Buna da Bovtay deniyor. Trend çok güçlü. Buna da bow tie deniyor. Trend çok güçlü. Aşağı trendi biraz önce söylediğimizin yani yukarı trendi aşağı inip tekrar çıkmasını bekleriz. Aşağı trend dedi yukarı çıkıp tekrar inmesini bekleriz. En aşağı nokta bura olduğu için buranın altında olan satışlarda boşa satma işlemi yapılabilirse boşa satmayı herkese önermem. Aşağı doğru giden marketler dedi. Böyle bir e, satış yapılıp karlı olabilinebilir. Bu, bu bölgede olan Bovtay, yani trendin değiştiğini söylüyor size. Bovtay'da trend yönünü de belirleyebilirsiniz. Önceden söylediğim gibi, bundan sonra satış yapmanız, elinizdekileri satmanız sizin için daha yararlı olacaktır. Bovtayı trend yöntemi olarak da kullanabilirsiniz. Trendi belirleme yöntemi olarak da kullanabilirsiniz. Tekrar Euro Türk Lirası örneğinde bunu aramaya çalışalım. Burada bir tepe takla olma durumu var tekrar. 10 günlük ortalama en yukarıda. Daha sonra 20 günlük ortalama ortada. 30 günlük aşağıda. Yukarıdan aşağı sayıyorum. 10, 20, 30 iken 30 20 10 olmuş. Bir anda bir gün içinde olmuş bu. Burası papyon bağı denebilecek bir yer. Burası oluştuktan sonra eğer trend güçlü olduğunu görüyoruz. Çünkü eğimi çok yüksek burada. Bir günlük geri gitme yetiyor bizi. Bir günlük geri gitmiş. Bunun altında satış yapılabilir. biraz bu elime duyarlı oluyor. Büyütüp küçültürken. Şunun altında satış yapılabilir. Bundan sonra satış yaptığımızda buraları kar olarak Tabi aşağıya yön değiştiren bir market. Burada diğer bir bow tie. Aşağıya giden bir market birden yukarı çıkmaya başlamış. 30 20 10 30 20 10 olmuş. Bu formasyon şurada tamamlamış kendisini. Bundan sonra almış olsanız bu çıkışı yakalamış oluyordunuz. Bu haftayda bu kadar. İleriki eğitimlerde görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen üye olmayı unutmayın. Aşağıda görüşmek üzere. Bay bay.